Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Takvim yaprakları 12 Ocak 2018 Cuma'yı saatler 24'ü gösterirken yeni günün ilk dakikalarında gece görüşüyle karşınızdayız. Gece görüşüne biraz hüzünlü haberle başlayacağız. Gümüşhane'deki ailesini ziyarete giderken Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Severek'teki okula gitti, öğrencilerini ziyaret etti. Baba Yılmaz'la öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Hiç kolay değildi. Gözü gibi sakındığı, binbir emekle büyüttüğü, vatana öğretmen olarak kazandırdı ancak teröristlerin şehit ettiği oğlunun okulunu ziyaret etti. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, geçen yıl 16 Haziran'da görev yaptığı Siverek'in Çiftçibaşı Mahallesi'nden ailesinin yaşadığı Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK tarafından aracı yakılarak kaçırılmış, cansız bedeni olaydan 27 gün sonra Pülümür çayında bulunmuştu. Necmettin öğretmenin acı haberi önce Siverek'teki öğrencileriyle Gümüşhane'deki baba ocağına, sonra da dalga dalga Türkiye'ye yayılmıştı. Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, oğlunun görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okula giderek oğlunun öğrencileriyle hasret giderdi. Evladının adının verildiği okula giren baba Yılmaz, oğlunun ders verdiği sınıfa girdi, öğrencilerine sarılıp alınlarından öptü. Çocuklar ilk başta kendilerini ziyaret eden kişinin kim olduğunu anlayamadılar. Daha sonra şehit öğretmenlerinin babası olduğunu öğrenince koşup elinden öptüler, gözyaşlarına boğuldular. Oğlu Necmettin'in çocukluğunu anlatıp öğrencilere nasihatte bulunan baba Yılmaz, "Aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bu ülkenin, bu memleketin bir evladıyız. Necmettin de bu memleketin bir evladı. Vatanına, milletine daha güzel hizmet edebilmek için Şanlıurfa'nın ovalarına gelip evlatlarımıza daha güzel ilimler, daha güzel günler, aydınlık bir yarınını hazırlamak için buralara geldi," dedi. Duygu dolanların yaşandığı ziyaret sırasında baba Hamit Yılmaz, oğlunun öğretmen masasına otururken gözyaşlarına hakim olamadı. Bazen sevgili seyirciler, sınırlarının dışına çıkmak gerekiyor belki. Bazen insanın dünyayı yıkası geliyor. FETÖ'yü elinden tutuklu yargılanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın durumunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali gerekçesiyle tahliye kararı verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay'ın, 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti. Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı olduğunu hükmederek tahliyelerine karar verdi. Kararın ardından Alpay ve Altan'ın avukatları İstanbul 13 ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine tahliye talebini içeren dilekçelerini sundu. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından durumu yeniden değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme gerekçe olarak Anayasa Mahkemesi kararının resmi gazetede yayınlanmaması ve gerekçeli kararın henüz ulaşmamış olmasını gösterdi. Geride bıraktığımız güne damgasını vuran başka sıcak gelişmeler de var. Onları da ilerleyen dakikalarda ekranınıza taşıyacağız. Ama bağlantılı bir başka haberle devam edelim. FETÖ'cü bir savcının hazırladığı iddianameyle devam eden 28 Şubat davası 12 Şubat tarihine ertelendi. Hakkında müebbet istenen bazı kumpas mağdurları mahkemeden savunma için ek süre istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti davanın 12 ila 16 Şubat'ta devam edeceğini, savunmaların bu aralıkta da bitmemesi durumunda ileri bir tarihte süreceğini açıkladı.
Bu dava Türk Silahlı Kuvvetlerini susturmak, sindirmek üzere konmuş bir dava. Tam bir FETÖ FETÖ'cü eski savcı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianame ile devam eden 28 Şubat davası 12 Şubat'a ertelendi. Mustafa Bilgili kim? Mustafa Bilgili bu iddianame, 28 Şubat iddianamesini yazan kişi, yardımcısı Kemal Çetin'le beraber 15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra kendisi sırra kadem basıyor. Aradan 4 ay sonra sahte bir kimlikle yakalanıyor. FETÖ soruşturmasında meslekten atılıyor. Tabii yardımcısıyla birlikte hali hazırda cezaevinde tutuklu. Davanın 21 Aralık 2017 tarihindeki 93. celsesinde savcı Mehmet Hanifi Yıldırım, FETÖ'nün yazdığı iddianame ile mütalasını açıkladı. 60 kişi için müebbet hapis cezası, 39 kişinin de beraatini istedi. Erbakan'ın sağlığında bunu açamazlardı. Çünkü buna ilk başta karşı çıkacak olan Sayın Erbakan'ın Erbakan. kendisi olurdu. Çünkü yaşadığı sürece, o 14 yıllık süreçte bir defa bile buna darbe dememiş. Savcının mütalasına karşı 8 Ocak'ta sanıklar savunmalarına başladı. 3 gün süren duruşmalarda bazı sanıklar savunma için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti bunun üzerine 10 Ocak'taki 96. celsede davanın 12, 13, 14, 15 ve 16 Şubat'ta devam edeceğini açıkladı. Heyet bu süre içinde de savunmalar bitmezse duruşmaların ileri bir tarihte süreceğini duyurdu. Dava sürerken mütalaanın dayandığı iddianame ilişkinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 28 Şubat sürecine ilişkin hazırlanan iddianamede o dönemde alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarına ilişkin tek bir cümle yer almıyor. Düşünün, 28 Şubat davası diyorsunuz ama 28 Şubat MGK kararları, alınan MGK kararları, o 18 tane maddeden tek bir cümle koymuyorsunuz iddianameye. Hakkında müebbet istenen Bakın, kumpas yani bir mağduru dakika, bir Ali dakika. Can Türk, Çok önemli bir şey. iddianamenin ayrıntılarını ulusal Yasa kanalda dışı. açıkladı. Sayın Çiller başta olmak üzere. Meral Akşener geldi. Turan Tayan geldi. Dediğim gibi Şevket Kazan geldi. Dönemin Adalet Bakanı. Hiçbir kişi bu şeylerden ben şikayetçiyim demedi. Bakın dikkat. Ankara'da iki kripto asker daha FETÖ üyesi olduklarını itiraf ederek teslim oldu. Yüzbaşı Burak Akın'dan sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen muvazzaf asker sayısı 7'ye yükseldi. Önce Yüzbaşı Burak Akın dün 4, bugün de 2 asker daha FETÖ'cüyüm diyerek teslim oldu. Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrol şartıyla bırakılması sonrası Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden 5 muvazzaf subay daha polise teslim olmuştu. Bugün de bir subay ve az subay daha FETÖ üyesiyim diyerek teslim oldu. Subayların etkin pişmanlıktan yararlanmak için emniyete başvurduğu öğrenildi. Teslim olan subayların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Böylece Burak Akın'dan sonra teslim olan FETÖ'cü asker sayısı 7'ye yükseldi. Geride bırakmakta olduğumuz, daha doğrusu geride bıraktığımız güne damgasını vuran bir başka önemli gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İki lider İdlib meselesini ele aldı. Putin, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldıranların arkasında hangi ülkelerin olduğunu bildiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akımı projelerine değinildi. İlişkileri her alanda daha da gelişme konusundaki kararlılık teyit edildi. İki lider Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de ele aldı. Görüşme sonrası Moskova'da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üstüne yapılan saldırıların Türkiye dahil olmak üzere Rusya'nın ortaklarıyla arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu açıkladı. Suriye'deki üslere insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin, saldırıda kullanılan İHA'lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye çalışılmış ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Putin, düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz.
bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim değerlendirmesinde bulundu. Saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çeken Rus lider, onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz diye ekledi. Rusya, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine İHA'larla yapılan saldırılarla ilgili açıklamasında saldırganların yurt dışında eğitilmiş olması gerektiğini belirtmişti. Rusya, saldırı sırasında Amerikan casus uçağının iki üs arasında uçuş yaptığını da açıklamıştı. Saldırıyı daha önce ismi duyulmamış olan Özgür Alevi Hareketi üstlenmişti. Sonraki kritik zirve öncesinde Suriye İdlib kırsalında stratejik noktalardan biri olan Abu Duhur Havalimanı terör örgütlerinden geri aldı. Operasyon Ankara-Moskova-Tahran arasında tansiyonu yükseltirken uzmanlar uyardı. Astana çökerse koridor açılır. Soçi'deki kritik zirve öncesinde Suriye İdlib kırsalında El-Nusra örgütüne karşı başarılı operasyonlar yürüttü. Suriye ordusu İdlib kırsalındaki stratejik noktalardan biri olan Abu Duhur Havalimanı'nı terör örgütlerinden geri aldı. İdlib kırsalında 4 gündür süren operasyonda Suriye kritik noktaları terör örgütlerinden temizledi. Suriye ordusu 3 yıldır teröristlerin elinde olan Abu Ed-Dur Havalimanı'nda tam kontrolü sağladı. Karadan İran'ın, havadan Rusya'nın destek verdiği harekat sırasında çok sayıda köy terör unsurlarından temizlendi. Türkiye oradaki güvenliği sağlayacak, ateşkesi sağlayacak ve bunun garantörü olacak. İdlib'te kilit hakimiyet noktalarından biri olan Abu Duhur, Suriye'nin kuzey ve güney birlikleri arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdı. Şam ve Halep'i birbirine bağlayan karayolunu kontrol etmek için kritik bir adım atıldı. Operasyon Rusya, İran ve Türkiye garantörlüğündeki Astana Anlaşması kapsamında yapıldı. Astana ile alınan kararla Amerika'nın El-Kaide bahanesiyle saldırmaya hazırlandığı bölgede güvenliği Suriye ordusu sağlayacak. İdlib'in çevresinde Rusya, merkezinde Türkiye konumlanmış durumda. Suriye ordusu bunu önlem olarak, Soçi'den hemen önce, bunu önlem olarak bu örgüte karşı operasyon yaptı ve 35 noktaya, örgütün elinde bulunan 35 nokta mahalle, köy tarzı yerlere kontrolünü sağladı. Yani Astana sürecini sabote edebilecek bir örgütü İdlib çevresinden tasfiye etti. Bu tabii yani bu tam tersi Astana'ya hizmet eden bir hamle olarak kesinlikle görmek tabii, lazım. Tabii. Hatta Türkiye'nin de faydasına. İdlib kırsalındaki Abu Ed-Dur Havalimanı Astana çerçevesinde Suriye'nin denetimine bırakılan bölgenin kilit noktası. Yeni hedef Ebu Zuhur Hava Üssü'ne ulaşmak. İran ve Rusya sorumluluğunu yerine getirmeli. Operasyonlar Moskova, Ankara, Tahran hattında gerilim yarattı. Karşılıklı uyarılar peş peşe geldi. Peki Ankara'nın bu tavrı bölgedeki durumu nasıl etkiler? Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat değerlendirdi. Akfırat'a göre asıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Astana masasını dağıtmaya yönelik. Akfırat, Suriye ordusunun terör örgütü sayılan ve ateşkes dışı tutulan El-Nusra'ya operasyon düzenlediğini vurguladı. Amerika'nın üçlü bloğu dağıtmak için sahada kaos yaratmaya çalıştığına dikkat çeken Akfırat uyardı. Bu tavrın en çok PKK-PYD'nin işine yarayacağını belirtti. Astana çökerse Amerika'nın terör koridoru açılır diye de uyardı. Fransa ve Batılı güçler Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istiyor. Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Fransa Adalet Bakanı'nın PYD ve YPG'ye verdiği destek açıklamasını bu sözlerle değerlendirdi. Ulusal kanala konuşan Öymen, Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı dedi. Şimdi Suriye'de aynı şeyi yapmak istiyoruz. Fransa ve Batılı güçler Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurmak istiyor dedi. Bunu engelleyecek gücün de Türkiye olduğunu söyledi. Biz sınırı geçtiğimiz zaman karşımızda Suriye gümrükçüsünü görmek isteriz. Bir çetenin
temsilcisini görmek istemeyiz. Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılan Fransız vatandaşlarının PKK'nın Suriye uzantısı PYD ve YPG'den oluşan SDG tarafından kurulacak mahkemelerde yargılanmasına onay vereceklerini açıkladı. Hükümetin sessiz kaldığı bu açıklamayı emekli Büyükelçi Onur Öymen ulusal kanala değerlendirdi. Herkes Suriye'nin egemenliğinden, toprak bütününden bahsediyor. Ama bunu gerçekten kastediyor musunuz? Irak'ın toprak bütününden bahsediyoruz. Irak'ın toprak bütünü var mı? Bugün Irak'ın ülkesinin kuzeyinde devlet otoritesi, ordusu, polisi, subayı var mı? Yok. Öymen, Fransa ve batılı güçlerin Suriye'nin kuzeyinde devlet kurmak istediklerini söyledi. Bahane olarak IŞİD'i gösteriyorlar. Şimdi IŞİD hemen hemen bir engel olmaktan çıktı. Hala peki niye Suriye'nin toprak bütünlüğünü engellemeye çalışıyorsunuz? Çünkü başka projeleriniz var. Kuzey Irak'ta kurdurmaya çalıştığınız Kürt devletinin Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e bir koridorla ulaşmasını istiyorsunuz. Onun için o bölgede Suriye'nin egemen olmaması lazım. PKK'nın sözde devletini ortadan kaldıracak formülü de açıkladı emekli büyükelçi. Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü olmalı dedi. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumayı biz öncelikli hedef saymalıyız. Biz sınırı geçtiğimiz zaman karşımızda Suriye gümrükçüsünü görmek isteriz. Bir çetenin temsilcisini görmek istemeyiz. Bir Suriye ordusunu görmek isteriz. Suriye polisini, Suriye devlet yetkililerini, valisini görmek isteriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Newsweek dergisi için bir makale kaleme aldı. Çavuşoğlu, Suriye konusuyla ilgili yazdığı makalesinde Amerika'yı PYD-TSD konusunda uyardı. Bu ciddi hatadan bir an önce dönülmeli, dedi. Amerikan Newsweek dergisinde Suriye konulu bir makale kaleme alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de çözüm için vadenin çoktan dolduğunu belirtti. Çavuşoğlu makalesinde Suriye'deki krizin Türkiye'deki etkisine değindi. Suriye'deki siyasi boşluğun teröristlerce doldurulduğuna değinen Çavuşoğlu bu durumun en fazla Türkiye için tehdit oluşturduğunu söyledi. Bu noktada PYD'ye verilen silahları hatırlatarak Amerika'yı uyardı. Teröre karşı savaş bir terör örgütüne karşı diğer terör örgütünü destekleyerek kazanılmaz. Amerika'nın bu ciddi hatadan bir an önce dönmesi gerekmektedir. Türkiye'nin 3.4 milyon sığınmacı için 30 milyar dolar harcadığını belirten Dışişleri Bakanı, sığınmacıların sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalandıklarının da altını çizdi. Makalede değinilen bir diğer mesele de Suriye'deki siyasi çözüm çabaları oldu. Astana sürecinin önemini belirterek, süreç sayesinde 2017'de Suriye'nin en sakin yıllarından biri olduğunu ifade etti. Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması içinse uluslararası toplumun azmetmesi gerektiğini söyledi Çavuşoğlu. Geride bıraktığımız güne damgasını vuran bir başka sıcak gelişme, daha doğrusu akşamına. HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada düşürüldü. Gerekçe ise Zana'nın tam 212 Genel Kurulu bileşimine katılmaması oldu. Zana'nın vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'li vekiller Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Leyla Zana'nın milletvekilliği konusunda beklenen gelişme oldu. HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında devamsızlık gerekçesiyle hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Zana'nın milletvekilliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü gereği, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürüldü. Genel kuruldaki oylamaya 324 milletvekili katıldı, oylamada 302 kabul, 22 red oyu verildi. Karar sonrası meclisteki sandalye sayısı 53'e düşen HDP milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nu terk etti. Leyla Zana, 1994'te üyesi olduğu Demokrasi Partisi'nin kapatılmasından 24 yıl sonra ikinci kez meclisten çıkarılmış oldu. 17 Kasım 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan yemin töreninde metni eksik okuduğu için Zana'nın yemini geçersiz sayılmıştı. Zana, 1. yasama yılıyla 2. yasama yılı 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 birleşime katılmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sekreteryası ve bürosu daha önce kapatılan Zana'nın 2015'ten beri emanete alınan maaşı bütçeye aktarılacak.
AKP-MHP ittifakı iki partinin tabanında da rahatsızlığa neden oldu. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ittifakı tabana iyi anlatmamız lazım sözleri dikkat çekti. Bahçeli'nin açıklamaları da MHP'li bazı isimler için kırılma noktası oldu. Mart ayında yapılacak kurultayı hatırlatan MHP çevreleri kurultay öncesi ya da sonrasında istifaların gelebileceği görüşünde. Erdoğan çekincesini ifade etti. Bahçeli'nin açıklamaları parti içinde büyük tepki topladı. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından siyasetin gündemi değişti. Siyasette AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri konuşulmaya başlandı. Ancak ittifak iki partinin tabanında da tepkilere neden oldu. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı açıklama dikkat çekti. AKP tabanında ittifakın kabul görebilmeyeceği mesajını verdi Erdoğan. MHP ile yapılacak ittifakı milli mutabakat olarak görüyoruz. Yapılacak ittifak AK Parti tabanına iyi anlatılmalı. Bahçeli'nin Erdoğan'a desteği MHP içinde de tepkilere sebep oldu. Ulusal kanalın ulaştığı bilgilere göre Bahçeli'nin sözleri MHP'de bazı isimler için kırılma noktası olacak. MHP çevrelerine göre Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı seçmesi kesinlikle yanlış. MHP'li yöneticiler seçilmese bile önemli bir ülkücünün aday olarak onura edilebileceğini ifade ettiler. Altını çizerek söylüyorum ki MHP'nin 18 Mart'ta yapılacak kurultayına da dikkat çeken ülkücüler, bazı önemli MHP'li isimlerin kurultay öncesinde ya da hemen ardından MHP ile yollarını ayıracağını belirtti. Bu açıklamanın sadece Erdoğan'ı memnun ettiğinin altını çizen ülkücü hareketin önemli isimleri bir destek verilecekse bunun ikinci turda yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde. İttifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. Peki AKP ile MHP arasındaki ittifak süreci nasıl işleyecek? Başlangıç olarak arkadaşlar AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurulması düşünülmektedir. AKP sözcüsü Mahir Ünal ittifak için uyum yasalarına işaret etti. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak olan komisyonlar aracılığıyla bu mesele teknik olarak da çalışılacaktır. Şu anda bildiğiniz gibi AK Parti zaten uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerdeki çıkışlarıyla dikkat çeken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e MİT üzerinden mesaj verdi. Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusunu hatırlatan Erdoğan, eğer MİT müsteşarı tutuklansaydı arkasında hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorduk dedi. Eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Halef selef arasında kılıçlar çekildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül siyaset için yeniden kolları sıvarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MİT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden Gül'e üstü kapalı mesajlar verdi. Müsteşarı teslim alacak, arkasından sıra hedefleri büyük ya oraya gelecek. Erdoğan Beştepe'de 43. muhtarlar toplantısına katıldı. Konuşmasında 2012 yılında yaşanan MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması konusuna değindi. Kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim. Hükümete yakın gazetelerde yer alan iddialara göre Fidan o dönem Başbakan Tayyip Erdoğan'a ulaşamayınca Cumhurbaşkanı Gül'ü aramış, Gül'ün de ifadenizi verin problem çıkmaz dediği öne sürülmüştü. Olayın gerçekleştiği sırada ameliyatta olması beklenen Erdoğan'ın talimattan haberdar olduğu ve Fidan'ı telefonla arayarak gitme diyerek soruşturmayı engellediği basına yansımıştı. Gül'den de bu konuda yalanlama gelmemesi dikkat çekmişti. Düşünebiliyor musunuz ya? Ülkede kim kimle neyin mücadelesini veriyor?
Kiminle verdik bu mücadeleyi? İşte o günün FETÖ yargısıyla verdik bu mücadeleyi. Tunus'la ilgili bir haber ileteceğiz sevgili seyirciler sizlere. İlerleyen dakikalarda Arap Baharı'nın alevlendiği, ilk ortaya çıktığı yer Tunus biliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda onunla ilgili bir haber getireceğim ekranınıza ama sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus lideriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bunu da sıcağı sıcağına sizlerle paylaşalım. Taşeron'dan kadroya geçişte başvurular sona erdi. Fakat Taşeron'un kadro sıkıntısı devam ediyor. Ankara'da kadro alamayan işçiler kararnameyle gelen düzenlemeye tepki gösterdi. Sağlık çalışanları mağduriyetimiz giderilsin çağrısı yaptı. Ben 16 senedir burada çalışıyorum. İşçilere 11 Ocak mesai bitimine kadar süre tanınmıştı ve taşerondan kadroya geçişte başvurular son buldu. Hakkımız olan kadroyu istiyoruz. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle taşeron işçilerin bir kısmına kadro verildi. Kadro olamayan işçilerse tepkili. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan işçiler kanun hükmünde kararnameyle çıkan kadro düzenlemesine karşı eylem başlattı. Haksız yere işten çıkarılan işçileriz. Şirket değişikliği adı altında bizim işimize son verdiler. Devletine ve milletine hizmet eden, asıl işi yapan biz taşeron işçilerin sesinizi duyacağınıza ve bizimle ilgili bir çalışma yapacağınıza inanıyoruz. Sağlık emekçileri kadro isterken bir tepki de meclisten geldi. Tavsiyemiz, önerimiz şu ki acilen bu konuda mecliste bir kanun hazırlanarak tasarı görüşmelerine siyasi partilerin de katılacağı bir düzenleme yapılsın ve mağdur olan tüm işçi kardeşlerimiz bulundukları yerde asıl işi yaptıkları kadroya alınsın. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Peki başvurusunu yapan işçiler için bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Başvuruları değerlendirecek olan komisyonun 40 gün içinde hak sahiplerine açıklaması bekleniyor. İşçilerin gireceği sınavın ise Mart ayında yapılması öngörülüyor. Sabah 5.30'da geliyorum, öğlen 2'de gidiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Taşeron işçilerin başvuru süresi sona erdi. Başvuramayanların hakları yandı. Başvurunun ardından işçilere nasıl bir süreç bekliyor? İşte detaylar. Hak açısından bir şey getirmiyor yani. Hani yine geçici bir paket oluşturmuş gibi geldi bana. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona erdi. Bugün itibariyle başvuru yapmayanlarınsa hakları yandı. Taşeronluk kalksın istiyorum. Kadro isteyen taşeron işçiler yazılı ve sözlü sınava girecekler. Sınavdan başarılı olanlarsa daha sonra güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak. Açıklanan ilana işçiler itiraz edebilecek. Kadro adayları 21-23 Şubat tarihlerinde itiraz hakkını kullanabilecek. Daha sonra itirazlar incelenecek ve kesin kadro ilanı da 24 Şubat 2 Mart tarihleri arasında yapılacak. Tabii ki alınması gerekiyor. Yurdun dört bir yanında kadroya geçmek isteyen taşeron işçileri için sınavlar 3-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu durumda bu sefer yine kimin dayısı, kimin dedesi falan olay yine olacak. Tüm bu aşamaların ardından güvenlik soruşturmasında temiz çıkan işçiler en geç 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Kadro başvuruları bitti ama tartışmaları devam ediyor. Hatay'da Envite şirketinde çalışan işçilere kadro verilmemesi tepki yarattı. Hizmet İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim yeniden kadro düzenlemesi istedi. Ya birlik iptal edecek, birlik feshedilecek veya bunlara ayrı bir düzenleme olacak. Hükümetin kadro düzenlemesine bir tepki de Antalya'dan geldi. Vatan Partisi Kepez İlçe Başkanı Kazım Yıldırım, işçi haklarının gasp edildiğini söyledi. Kadro konusu meclisin dışına sürülerek, olağanüstü hal kapsamına alınmış, tartışarak anlaşma zemini gasp edilmiştir. Düzenlemenin getirdiği en önemli hak kaybı, kadroya geçme karşılığında taşeron emekçiye geçmiş yıllara ait haklarının vazgeçme dayatmasıdır. Eti Bakır Maden Şirketi'nin Artvin, Cerattepe ve Murgul'daki işletmelerinde işçiler iş bıraktı. İstedikleri zamı alamayan emekçiler ücretlerine %25 zam ve 2 ikramiye istiyor. Artvin'de maden işçileri istedikleri zamı alamayınca iş bıraktı. Bu yolumuz var. Kimse endişe etmesin. Kimsenin korkmasına gerek yok. Bizi buradan dışarı çıkarsalar bile
Eleğimiz dışarıda devam edecek. Eti Bakır şirketinin Cerattepe ve Murgul Damar'daki işletmelerinde çalışan emekçiler eş zamanlı olarak greve çıktı. Ya bu süreçte bizim en güçlü elimiz birlikteliğimizdi. İşletmede üretim tamamen durdu. İşçiler koşulların iyileştirilmesi ve aylık ücretin arttırılmasını istiyor. Fabrika yöneticileri tepki üzerine işçilerin temsilcileriyle görüşmek istedi. İşçiler kesin sonuç almadan görüşmeyi kabul etmedi. İşveren madencileri %20 oranında zam yapmak istemiş. Ancak çalışanlar %25 zam isteyerek bunu reddetmişti. İşçi deyip geçmeyeceksiniz, emekçi deyip geçmeyeceksiniz. Emekçi her zaman haklı. Şimdi enflasyon rakamları açıklanıyor. Şu kadar deniliyor. Çift tane deniliyor ama sokağa çıktığınız zaman, çarşı pazara çıktığınız zaman o enflasyonun %25'in üzerinde olduğunu her seferinde söylüyorum. Altını çizerek vurguluyorum. Bunu sadece ben değil, ekonomistler de, uzmanlar da, bu işin pirleri de söylüyor. Ve ben zaten onlara dayanarak söylüyorum. Türkiye'deki enflasyon maalesef reel enflasyon, yani çarşı pazardaki enflasyon %25'in üzerinde. Emekçinin de eriyen maaşının geçinebilmek için alın terinin karşılığı olan o yaşam standartlarını ucundan azıcık da olsa tutturabilmek için istediği alın terinin karşılığı hakkıdır, helalidir. İnşallah tez zamanda haklarına kavuşurlar. Mersin'de etkili olan sağanak yağmur 37 bin dekar tarım arazisini su altında bıraktı. Üreticinin zararı 120 milyon lirayı buldu. Özellikle örtü altı üretiminin etkilendiği Tarsus'ta üreticiler zor durumda. Geçen sene sel aldı, bu sene de sel aldı. Borcum iki katına çıktı. Yaklaşık 150-200 bin TL'ye yakın borcum var. Ben bu işi yapamam artık. Ben bittim, ben öldüm. 37 bin dekar alan 120 milyon lira zarar. Mersinli üreticiye yine sel vurdu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan sesimi duymasını istiyorum. Çiftçi bitti, gırtlağa kadar ben borçluyum. Ben bu işi yapamam artık. Ben artık ne yapacağım bilmiyorum. Kentte etkili olan sağanak yağmur özellikle örtü altı üretimini etkiledi. Marul, kabak, ıspanak, lahana, karnabahar ve patlıcan seraları büyük zarar gördü. Çiftçi bitti, burada artık her yer araziler sular altında. Kimse artık seralarını tekrardan ekip dikemez. Borcu var yani herkesin. 300-500 milyar borcu var. En ufak çiftçiyim 150-200 bin TL borcum var. Benim başka çarem kalmadı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hasat tespit çalışmalarına başladı. Devlet Su İşleri ekipleri de sera ve tarlalardaki yağmur suyunu tahliye ediyor. Gördüğünüz gibi biberimizi su aldı. Yaklaşık 20 ton biber bekliyorduk. Ürünlerimiz öldü. Sular altında kaldı. Yani çiftçi bitti, çiftçi öldü. İlk belirlemelere göre 870 çiftçiye ait 37.800 dekar tarım arazisi su altında kaldı. Tarla ve seralarda yaklaşık 120 milyon lira hasar oluştu. Ürünlerimiz komple sular altında kaldı. Artık bu ürünler telef oldu. Tek tek böyle kökünü çekeceğiz. Ürünlerimiz öldü. Bazı üreticiler hasar gören tarla ve seralarda söküm yapmaya başladı. İşte böyle ürünleri çekip çekip atacağız. Biberlerimizi, kabaklarımızı, patlıcanlarımızı. Yani biz mağdur durumdayız. Çok mağdur durumdayız. Ekmeğe bulacak paramız kalmadı. Geçen sene de aynısını oldu. Yine sel oldu, yine sel oldu. Böyle çiftçinin kaderi mi olur? Tarsuslu çiftçiler yaraların sarılmasını istiyor. Gırtlağa kadar çiftçi borçlu. Çiftçiye yere borçlu. Üretici, üreten kesim sıkıntı içerisinde. Çiftçiler ciddi sıkıntılar içerisindeler. Binbir zorlukla iş bulan, kıt kanaat geçinen, var gücüyle çalışan, çoğu kez parasını alamayan, emeğinin karşılığını alamayan, horlanan, bir sendikaya üye olduğu için anında kapının önüne konulan, hükümetin getirdiği taşeron düzenlemesi ki KHK yani kanun hükmünde kararnameyle getirdiği taşeron düzenlemesinde kendilerinin de yer almasını istedikleri için seslerini duyurmaya çalışan
Bir anda kapının önünde kendilerini bulan, yani işten atılan insanlar, geçim derdindeki insanlar, bedelli askerlik konusunda yaşanan sıkıntılar, herkesin bir mağduriyeti var. Ama bütün planlar 2019 yılına göre yapılmış durumda. 2019 ola hayrola. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemden kurtulabilmesi için yapabileceği en akıllı iş komşularıyla ilişkilerini samimi, sıcak, dürüst bir şekilde arttırarak devam ettirmek. Ulusal Kanal Diyarbakır ve Batman'ın ardından Siirt'e gitti. Terör eylemlerinden olumsuz etkilenen kentte işsizlik en büyük sorun. Siirt halkı yatırım ve iş istiyor. Kendi halinde ve sakin bir şehir Siirt. 325 bin nüfusa sahip. Gerçekten Siirt halkı çok zor durumda. Ekonomi bakımından çok zor durumda. Değerli izleyiciler, Siirt'teyiz. Siirt'in sorunları nelerdir? Çözümleri nelerdir? Siirtlere sor. Kent, 2015 yılındaki terör olaylarından olumsuz etkilendi. Terör olayları burada olmazsa Siirt'te işsizliğin de azalacağını düşünüyoruz. Nasıl olacak? PKK silahı bırakacak. En büyük sorun işsizlik. Halk hükümetten yardım bekliyor. Siirt'te fabrikaya ihtiyacımız var. Yani birkaç tane fabrika olsa, en azından gençler çalışsa. Devletin buraya fabrikalar yapması lazım. Tabii ki malını, ürettiği malı pazarlayabilecek fabrikaların olması lazım. Halkın %65'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Kentin yaylaları hayvancılığa elverişli. Ancak et ithalatı, çiftçinin yeteri kadar desteklenmemesi köylüyü mağdur ediyor. Ya ne dışarıdan et alalım? Dışarı vereceğimiz parayı buradaki hayvancılıkla uğraşan insanlara verelim. Daha ucuz, daha güzel, daha güvenli. İş alanları olmadığı için göç de yaşanıyor. Oysa Siirt, madenler açısından oldukça zengin. Yılda 5 bin ton tuz elde ediliyor. Bakır, krom yatakları işletilmiyor. Siirt il sınırları içinde bulunan bazı kuyulardan çıkarılan petrol de Batman'daki rafineride işleniyor. Özellikle Siirt, Bitlis, Tatvan, Muş, Van buralara iş alanları. Yatırım yapılsın. Diyorsun. Yatırım yapılsın abi. Kaynaklar yeterince değerlendirilmiyor. Petrol sondajlarında yeryüzüne çıkan 80 santigrat derece sıcaklıktaki yeraltı su kaynakları da henüz işletilmiyor. Ulusal Kanal Türkiye'yi karış karış gezerek her bölgeden vatandaşlarımızın sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edecek. Diyarbakır'da PKK'lı teröristler 2017 yılında ağır kayıplar verdi. Diyarbakır'da yapılan 3677 operasyonda 96 terörist etkisiz hale getirildi, 44 bombalı araç da imha edildi. Dört bombalı araç bulundu, faciaya neden olmadan imha edildi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'da yine önemli başarılara imza attı. Operasyonların ayrıntısını Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu paylaştı. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanma sonrasında bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen 44 motorlu taşıt ele geçirilmiştir. Kentte teröristlere yönelik tam 3677 operasyon yapıldı. 96 terörist etkisiz hale getirildi. Bu örgüt mensupları arasında örgütün sözde orta saha sorumlusu, sözde orta saha muhabercisi, sözde alan sorumlusu, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İçişleri Bakanlığımızın gri renkli arananlar listesinde yer alan teröristler de bulunmaktadır. Saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan bombalı araçlar tek tek bulundu. 44 bombalı araç başarılı operasyonlar sayesinde imha edildi. Yine PKK'lı teröristlerce kullanılan 280 sığınak, 90 mağara ve 21 avcı boy çukuru
kullanılamaz hale getirildi. Örgütün çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirildi. Diyanet'in medeni kanuna aykırı fetvası ve Milli Eğitim'in Atatürk'süz müfredatına karşı Cumhuriyet Kadınları Derneği eylem yaptı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden CKD üyeleri laiklik dışı bu uygulamalar nedeniyle Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet elini çocuklardan çek! Pankart ve dövizlerle adliye önünde toplandılar. Hem Diyanet hem de Milli Eğitim Bakanlığı hakkında elini suç duyurusunda bulundular. Laik, bilimsel, çağdaş eğitim! Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinde yer alan kız çocukları 9, erkek çocukları da 12 yaşında evlenebilir açıklamasına tepkiler sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre evlilik yaşı 18'dir. Tepki çeken bir diğer konu da uzun zamandır tartışılan Milli Eğitim Müfredatından Atatürk konularının azaltılması. Müfredatta gerçekleştirilen değişikliklerle Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sarsılmaktadır. Diyanet'in laiklik dışı fetvalarının suç olduğu vurgulandı. Ey Diyanet İşleri Başkanlığı, biz kadınlardan ve çocuklarımızdan elini çek. CKD üyeleri Atatürk'ün müfredattan azaltılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi. Milli, bilimsel, laik, kadını aşağılamayan bir eğitim istiyoruz. Açıklama sonrası dilekçeyle adliyeye giden kadınlar Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet elini kadınlardan çek. Milletin, toplumun dinamikleriyle nasıl oynandığını hep birlikte görüyoruz ve buna karşı dik duranları da alkışlıyoruz. Artık basın ilan kurumu resmi ilan verdiği gazetelerden vergi borcu yoktur belgesi istiyor. Böylece devlete 2000 liranın üzerinde borcu olan gazeteler bu belgeyi alamazsa önemli bir gelir kaynağını kaybedecek. Zaten güçlükle ayakta kalmaya çalışan gazeteciler düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor. Basın ilan kurumu tarafından gazetelere ödenen resmi ilanlara yeni düzenleme getirildi. Devlete 2000 lira ve üzeri borcu olan gazeteler kara kara düşünmeye başladı. Yarın parasını tahsil edemeyen küçük işletmeli, küçük ölçekli yerel basın patronları ya kurumlarını kapatmak zorunda kalacak ya işçilerini çıkarmak zorunda kalır. Yeni düzenlemeyle vergi borcu yoktur belgesi getiremeyen gazetelerin önemli bir gelir kaynağı kesilecek. Krize giren işletme ister istemez personel azaltımına gider. Zaten Türkiye'de şu anda basın sektöründe işsizlik %60'lar düzeyinde. Özellikle yerel basını zor durumda bırakacak düzenlemeye tepkiler sürüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Hüner, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazete patronlarını bu vergilerle, bu bir takım yönetmelik değişiklikleriyle baskı altına almasın, gazeteler üzerindeki mali yükler hafifletilsin. Bu arada konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maliye Bakanlığı süreli yayınlara yapılacak resmi ilan bedeli ödemelerinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge istenmesine ilişkin uygulamayı 1 Mart 2018 tarihine kadar erteledi. Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protestolar başkent dahil olmak üzere çok sayıda kente yayıldı. Tunus İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 200'den fazla göstericinin de gözaltına alındığını duyurdu. Tunus'ta ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösteriler başkent Tunus'un yanı sıra Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine de dahil olmak üzere 20 kente yayıldı. Bazı kentlerde protestocular yollara barikatlar kurdu. Zaman zaman polisle karşı karşıya gelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Yer yer yağma olayları yaşandı. İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında yaklaşık 50 polis memurunun yaralandığını, 237 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahit, gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle protestolara desteğini açıklayan muhalefetteki halkçı cepheyi suçladı. Tunus'ta hükümet cari açığı azaltmak için 2018 bütçe yasasıyla çok sayıda ekonomik tedbir almıştı. İşte bu konuyla ilgili bir sıcak gelişmeyi önceki dakikalarda sizlere iletmiştik. Tekrarlamakta fayda var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Elbaci Kayit Es-Sipsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahit de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine değinildi. Hatırlayacaksınız, Arap Baharı dediğimiz olay yıllar önce Tunus'ta alevlenmişti. Bu da okyanus ötesindeki güçlerin bu bölge üzerinde oynadığı oyunların, attığı adımların bir tanesiydi. Hakkari'de balıkçılar buzla kaplı derelerde vira bismillah diyor. Yüksek ova ve çevresinde eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dereleri dondurdu. Balıkçılar da tehlikeleri aldırmadan ekmek parası için buzda balık avladı. Sonuçta ekmek doğası oldu mu? Mecbur artık biz usulü her şekilde her şeyi göze alıyoruz. Kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıkları eksi 20 derecelere kadar düştü. Derelerde haliyle buz tuttu. Görüntüler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden. 15 senedir bu işi yapıyoruz. Hani zevkle mi yapıyoruz? Yapıyoruz. Mecburuz. Evde ekmeği bekleyen çoluk çocuk var, ailem var. Yüksekovalı balıkçılar Eskimo yöntemiyle evlerine ekmek götürüyor. Gecenin 2-3'ünde gelip bu ağları atıyoruz. Sabah gelip çıkarıyoruz. Balığımızı temizleyip çarşıya götürüyoruz. Orada toptancılar var. Arkadaşlara veriyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Bu yöntemde balıkçılar buzları önce kazma kürekle kırıyor, ağları suya bırakıyor. Daha sonra sabah saatlerinde aynı yere gelen balıkçılar yine kazma ve kürekle buzları kırarak balık dolu ağları çekiyor. Günlük ortalama yakaladığımız balık bazen 50-60, 100 kilo yakaladığımız günler de oluyor. Tuttuğum gün oldu 200 kilo da çıkarttım yani. 300 kilo da çıkarttım yani. Hani kilo olarak sayı belli değil yani. Belli olmaz. Nesip kısmet. Tehlikelere aldırış etmeyen balıkçılar yıllardır aynı yöntemle buzulun altından ekmeğini çıkarıp ailesinin geçimini sağlıyor. Bunu herkes yapamaz. Bu kışta bak balık avlamak kolay bir şey değil. Her baba yiğidin harcı değil kesinlikle. Bazen eksi 30-40 derecelerde gelip sisli havalarda bu balığı çıkarıyoruz. Yani mecburuz. Yakalanan balıklar ilçe merkezinde satılıyor. Eskimo yöntemiyle balık avlayan bir balıkçı günde ortalama 50 ile 60 lira kazanıyor. Ekmek parası kazanmak zor sevgili seyirciler. Ekmek eskiden derlerdi. Ekmek aslanın ağzında. Hayır, ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. Ekmek parası kazanmak çok ama çok zor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatandaşlar 6 yıldır atıl durumda olan eski devlet hastanesinin yerine park yapılmasını istiyor. Halk beton yerine yeşil alan çağrısı yaptı. İnsanların hava alabileceği, çocukların oynayabileceği güzel parkların yapılmasını istiyorum. Park olmasını istiyoruz buranın. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yurttaşların talepleri bunlar ve dahası da var. Çorlu artık bir beton kent haline gelmeye başladı. Gelişmek sadece betonlaşmak değildir. Biz Çorlular olarak bu bölgenin elimizde kalan son yeşil alan olarak bir kent park, bir Çorlu parkı olmasını istiyoruz. Gördüğünüz bu terk edilmiş, bakımsız alanda bir zamanlar devlet hastanesi vardı. Yeni yerine taşındı. Geride bu enkaz kaldı. İnsanların nefes alması gerekiyor. Çocukların koşması, yaşlıların yürüyecek mekanları olması, spor yapacak mekanların olması ve Çorlu'nun orta yerinde böyle bir güzel oluşumun meydana gelmesi bizim için çok hoş olacaktı. Başka türlü yapılaşmaların hepsinin önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bina 6 yıldır atıl ve yarısı yıkılmış durumda. Alanın TOKİ'ye verileceğiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Yurttaşlar da hemen harekete geçti. Kampanya başlatıldı. Yapılaşmanın yerine
kentin nefes alabilmesi için bir kampanya başlattık. Bu kampanya park olsun kampanyası, bu bölgenin büyük bir kent parkı haline dönüşmesi için halen yürütülmekte. Yurttaşlar kamu kurumlarına ait 115 dönümlük bu alanın kente kazandırılmasını istiyor. Betonların arasında kaldırımlarda trafikte gezmek istemiyoruz. Bu alanın park olmasını istiyoruz. Buralar yeşillensin, daha güzel olsun, doğa olsun, insanlar çocuklarıyla gelsin, dolaşsın. Yeşil alan, kullanım alanı Çorlu'da az biraz vatandaşlara. Olmasını isterim şahsen. İnşaatı açılmasındansa, gökdelen dikin, bir şey dikilmesindense park olmasını tercih ederiz. Tabii bu talep, bu olay Çorlu'da yaşanıyor. Yani İstanbul gibi kentleşmenin çok yoğun olduğu, betonlaşmanın aşırı boyutta olduğu, yeşilin artık görülemez olduğu bir ilde değil, Çorlu'da. Çorlu halkı yeşil alan istiyor. Bu herkesin hakkı. Türkiye'nin genelinde, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde de artık betonlaşmaya dur denilmeli. Çünkü bir ülkenin ekonomisi inşaat sektörüne sırtını dayayıp ayağa kalkamaz. O binalar gün gelir çöker, çökmekte de kalmaz, ekonomiyi de dümdüz eder. Peki ülke ekonomisi nasıl şahlanır, nasıl ayağa kalkar? Üreticiye destek vererek, çiftçiye destek vererek, hayvan üreticisine destek vererek, sanayiciye destek vererek, üreterek ama inşaatla değil. Sevgili seyirciler, gönlümde yeri bambaşka olan bir ismin haberini getireceğim ekranınıza. Tanışıklığımız yıllar öncesine, benim radyoculuk yıllarıma dayanır. Pazar günleri gelirdi, radyoda stüdyoya geçerdi, sazını kurardı ve programına başlardı. Bizler, abi hoş geldin derdik, onu ağırlardık, onunla birlikte program yapardık. Biz stüdyomuzda, dinleyiciler de radyoda onun sesini duydukça kendisinden geçerdi. Türk Halk Müziği'nin unutulmaz ismi Ali Özütemiz. Yani namı diğer Kıvırcık Ali yıllar önce aramızdan ayrıldı. O şimdi sazıyla, sesiyle, türküleriyle yaşıyor. Yıllar yılı vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim. Saat sabaha karşı 5.30. Acı bir haber düştü ajanslara. Notalar bu kez salt acıyı basıyordu yüreklere. Ali Özütemiz ölmüştü. Ya da bilinen adıyla halkın Kıvırcık Ali'si. Selam sağ sabah olsun. Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğluydu Kıvırcık Ali. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 1968 yılının bir sonbaharında doğmuştu. 11 Ekim 1968'de. İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. O da babası gibi saza merak sardı. Duygularını notalara döktü. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Kör betonlara, köyü düşündükçe anam. Hayat zordu, hem de çok zordu Kıvırcık Ali için. Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışıyor, bir yandan solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürüyordu. Profesyonelliğe ilk adımı 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak attı Kıvırcık Ali. 1995'te iki arkadaşıyla birlikte grup turnaları kurdular. Türkülerden Türkülere yol eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttılar. Aklıma düştükçe anam, içim yanıyor. 1999'da ilk solo albümü Gül Tükendi, Ben Tükendim'i hazırladı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. Vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim.
11 Ocak 2011'de Güzelce'deki evinden Ankara TRT'deki bir programa katılmak için havalimanına gitmek için yola çıktı Kıvırcık Ali. Yolda 20 santim çamur birikmişti, üstelik uyarı levhası da yoktu. Aracıyla Tepecik bağlantı yoluna geldiği sırada çamurda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole yuvarlandı. Hurda haline dönen otomobilde sıkıştı, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı ancak olmadı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvırcık Ali kurtarılamadı. Ah o Çatalca yolu, ah o Çatalca yolu, ah o alacakaranlık vakti diyoruz. O güzel türkülerini hiçbir zaman unutmayacağız. Hele ki ısırgan otunu. Gece görüşünün sonuna geldik. Güzel bir gece, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu yarınlar.